Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında bugün Galatasaray'ın yeni orta saha oyuncusu Enzonzi'den bahsedeceğiz. Profiline ilk göz attığımız zaman en çok dikkat çeken özellikleri fiziksel olarak mükemmel seviyede olması. Çeviklik biraz düşük. Bunu ayrı tutabiliriz. Soğuk kanlılık ve pas yeteneğinin de gerçekten çok iyi seviyelerde olması. bunun yanı sıra zihinsel olarak baktığımız zaman pek çok değerinin, pek çok özelliğinin iyi olduğunu görüyoruz. Teknik olarak da defansif oyun kurucu, destek veya savunma oynatabileceğimiz özelliklerin gerçekten oldukça iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ligimizin üstünde bir oyuncu ve ligimizin üstünde profile sahip olan bir oyuncu olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Çeviklik 11 direkt dikkat çeken bir özelliği. Çünkü diğer özellikleri o kadar yüksek ki 11 olması biraz düşük geliyor ama tabi bu kadar uzun boylu bir oyuncunun çevikliğinin de çok yüksek olmasını her zaman beklenen bir şey değil. Bazı oyuncularda eksiklik olabilir. Grafik görünümüne baktığımız zaman hava toplarında ve vizyon hava toplarındaki hakimiyeti ve vizyon becerisinin oldukça iyi olduğunu fiziksel olarak ve hız olarak da iyi olduğunu görüyoruz. Hücumda biraz zafiyeti var. Teknik olarak iyi, zihinsel olarak iyi ve savunma olarak da oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii buradaki hücum gücünün düşük olması bizi çok düşündürmesin. Bu oyuncuyu ön kullanacak arkadaşlar zaten savunma yönüne ve fiziksel gücünü kullanacaklar. Ön alanda tabi bitiricilik onun haricinde işte topsuz alan vesaire biraz düşük olduğu için bu oyuncu e, hücum gücü biraz zayıf gibi gözüküyor ama uzaktan şut fena değil, çok fazla olmasa da, da ara sıra çekeceği şutlarla etkili olmaya çalışacaktır. Antrenman tarzlarına bakıyoruz. Kısa ve basit pas yapar, top almak için defansa kadar gelir, maçın temposuna yön verir, topu ayağında tutup bekler, topa yatarak hamle yapmaz. Ayakta kalarak oynamayı beceren bir oyuncu olması güzel bir şey. Burada en ilgi çekici özellik kısa ve basit pas yapar. Bazı oyuncularda bu var. Mesela Slimani'de çalışkan forvet hücum özelliği vardı en iyi oynayabileceği rol oydu. Ama kaleye sırtı dönük oynar özelliği de vardı. Yani bir, hem rolü ve antrenman tarzı birbiriyle çelişiyordu. Burada da böyle bir olay var. Yani daha riskli pas yapmayı seven bir rol. Oyun kurucu rolü, defansif oyun kurucu. Ama burada kısa ve basit pas yapar özelliği var. Da bunlar oyuncunun oyununu çok fazla etkilemeyebiliyor. Zaman zaman bize ufak tefek sıkıntılar çıkartabilir. Oyuncunun performansını da belki etkileyebilir ama gözle görülür biçimde sıkıntı oluşturacağını, sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum ben. Raporlara göz atalım. 14 yabancı oyuncu dil öğrenmesi gerekiyor. Soyunma odasında da biraz diğer arkadaşlardan uzak kalacak bir oyuncuymuş. Ee, onun haricinde hava toplarındaki hakimiyeti, uyum problemi çekmeyecek. Önemli maçları seviyor, istikrarlı bir oyuncu. Şu ikisi yeşilse 14-15'in üstünde bu özellikler. Hava toplarında biliyoruz birkaç de verimli olabiliyor. Ön libero ve orta saha. Hırslı karakteri milli takımda oynuyor. Tabii, milli takıma artı parantez açacağız. Oyuncu standart stoper pozisyonu için eğitilebilir. Hakikaten yani ne kadar eğitilir bilmiyorum ama stoper olsa taş gibi bir stoper de olabilir. Bunu da denemek lazım ama tabii oyuncunun yaşı 30, 25 olmaz mı diye bir espri yapacağım. Anlayanlar selam çaksın. Oyuncunun tabii yaşı 30 olduğu için başka rollere eğitilmesi biraz daha zor olabilir. de özelliklerine bir göz atalım. 155 potansiyel yetenek var. E, oldukça yüksek bir potansiyel yetenek ligimiz için. Bunu Uyum, hırs, sadakat biraz düşük ama uyum hırs oldukça yüksek. Önemli maç formu, süreklilik mükemmel seviyede diyebilirim. Çok yönlülüğü var. Sakatlanma eğilimi çok iyi. Bu sezonki transferler içinde gördüğümüz en iyi zihinsel özellikler diyebilirim bunlara incelediğimiz oyuncularda. Gerçekten gizli özelliklerindeki zihinsel özellikleri de oldukça yüksek. Geçmişe baktığımız zaman oldukça tecrübeli bir oyuncu. Premier Lig'de 6 senesini geçirmiş. 3 sezon Sevilla gibi Avrupa'da başarıya koşan İspanya Ligi'nde de iyi top oynayan bir takımda oynamış ve geçen sezonda Roma'ya geldi. Galatasaray formasıyla neler yapar bunlardan bahsetmek istiyorum. Fernando ile kıyasladığımız ekranda getirelim çünkü Fernando'nun yerine gelen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Çok tecrübeli bir oyuncu. Dünya Kupası'nı kazanan Fransa milli takımında bir parçası. Evet ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu değildi. Zaten ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusunu ülkemize getirmek çok zor. Çok skorer bir oyuncu değil. Zaten profil özelliklerine baktığımız zaman hücum gücü biraz zayıftı. Kariyeri boyunca e, attığı gol sayısı 19, yaptığı asist sayısı da 15. Çok fazla skora katkı yapan bir oyuncu değil. Oyuncunun hücum istatistikleriyle yani işte hit pas, kaleye çektiği şut, e, adam geçme bunları sayabiliriz. Bu istatistiklerine nazaran top kapma, uzaklaştırma, top kesme istatistikleri daha yüksek. Savunma yönü daha ağır basan bir oyuncu. Bu bakımdan da sanırım Enzonzi, Seri ve Belhanda üçlü orta sahasıyla Fatih Terim sahaya çıkacak. Kadro'da böyle güçlü bir savunma oyuncusu, orta sahadan savunmaya katkı yapabilecek bir oyuncunun olması Galatasaray'ın bir bakıma da eksiğini kapatacak. Fernando'dan sonra o bölge çok boş kaldı çünkü. Özellikle son Fiorentina ve Aksar Belediye maçlarında savunmanın alarm verdiğini gördük. Enzonzi ile birlikte bu eksiklik biraz daha giderilmeye çalışacak. Oyuncunun sakatlanma gibi bir sıkıntısı da yok. Yani her sezon bir ya da iki maç en fazla sakatlıktan dolayı kaçırmış bu yönden sürekliliği, devamlılığı da olan bir oyuncu. Çok güçlü ve çok tecrübeli bir oyuncu gelecek. Biz de izleyeceğiz. Bu tarz kaliteli oyuncuların gelmesi beni mutlu ediyor. Futbol severleri mutlu etmesi lazım zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.